Kayseri'de bulunan ve toplam uzunluğu şu ana kadar tespit edilebilmiş 1300 metre uzunluğundaki devasal yeraltı şehrine sizler için gireceğiz. Bir kişinin zorlukla girebildiği bir yeraltı şehri. Tabii içeride farklı bölmeler bulunuyor ve şimdi içeriye doğru giriyoruz kameraman arkadaşımla birlikte. Evet, şu an içeriye girdik. İlk girişte kemerler karşılıyor bizi. Ve devam ediyoruz. Biraz yürümesi oldukça güç. Tabii burası turizme kazandırılacak. Evet, bu dar olan bölümü geçtikten sonra geniş bir alan bizi karşılıyor. Buranın gerekli temizlik çalışmaları yapıldıktan sonra ışıklandırılacak ve turizme kazandırılacak. Şu ana kadar Türkiye'de bulunmuş en uzun yeraltı şehri olarak geçiyor. Burası toplam uzunluğu 1300 metre. Şu ana kadar tespit edebilmiş uzunluğu. Tabii ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmanın ardından nereye kadar uzanıyor onu da yetkililer belirleyecek. 26 farklı girişi bulunuyor. Şimdi hemen sola dönüp baktığınız zaman bakın orada da yine ileride hemen şöyle göstereyim. Bir farklı gidiş noktası var. Bürüngüz ilçesinde, Bürüngüz mahallesindeyiz. Kayseri'nin Bürüngüz mahallesinde, Kayseri'ye merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. Evet, bu tarafa doğru ilerlediğimizde yine burada geniş bir salon bulunuyor. Hemen sağa döndüğümüzde yine burada da yeraltı şehrinin farklı noktalara uzandığını görüyoruz. Ve yayın konuğumuz var yanımızda. Ali Bey, burada da çalışmalar devam ediyor. Ali Bey, öncelikle çalışmalar hangi aşamada? Bize biraz bilgi verir misiniz çalışmalarla ilgili? Şimdi biz iki yeraltı şehrini birbirine bağladık. Bu bir tanesi. Bağladığımız iki yeraltı şehrini bir uydu görüntüsünde oturttuğumuz zaman şöyle bir görüntü çıkıyor ortaya. Sizin de bahsettiğiniz gibi bütün köyün altı komple bir... Evet. Komple bir yeraltı şehri ve kuzeybatıdan güneydoğuya doğru bant halinde devam ediyor. Şu anda bu yeraltı şehrinin hemen giriş kısmında şuradayız. Evet, kamera arkadaşım görüntüleyecek olursa şu tarafa doğru çevirelim. Şu an şu noktadayız. Yeraltı şehri buradan kollara ayrılarak sizin de bahsettiğiniz gibi devam ediyor. Bu iki yeraltı şehrinden bir tanesinin haritası. Birkaç noktadan diğer yeraltı şehrine bağlantı var. Artı köyün bütün evlerine bağlantı var. Ve her yer görüyorsunuz zaten bir labirent gibi. Evet. Köy evlerine bağlanıyor. Artı her tarafta kapı taşı var. Evet, şu an kameraman arkadaşım da ekrana getiriyor. Şu ana kadar tespit edilebilmiş olan bu. Peki dikkatinizi ne çekti siz buraya ilk geldiğinizde? Şu anda Türkiye'de sanırım en uzun yeraltı şehirlerinden bir tanesi. Evet, şu anda Türkiye'nin en uzun yeraltı şehirlerinden bir tanesi. Artı buranın güzel tarafı, diğer bulduğumuz yeraltı şehirleri bu proje sırasında hep ya başka amaçlarla kullanılmış ya da değiştirilmiş veya kazılmış, eşilmiş, bozulmuş vaziyetteydi. Burası sapasağlam, yapıldığı günkü gibi duruyor. Hiçbir bozukluk yok. O bizi çok mutlu etti gerçekten. Evet, geçişlerde kemerler görüyoruz, farklı kemerler. Peki dönemsel olarak hangi döneme ait olduğu tahmin ediliyor peki? Şimdi yeraltı şehirleri genellikle Kapadokya'da Arap Sasani akınlarıyla bağdaştırılır ve 7 ila 11. yüzyılda, yani 7'de başladı yapımları diye düşünülüyor. 11 civarında da, 11. yüzyıl gibi de sona erdi. Dolayısıyla o aradaki 400 yıl içinde yapılmış olması lazım. Peki şu an belirtilen 26 girişinin bulunduğu öyle değil mi? 26 girişi var. Fakat daha yani köydeki 2-3 girişten başlayıp çalıştık. Çok fazla giriş var. Dolayısıyla büyük ihtimalle 1300-1500 metreden de çok daha uzun olacak. Peki bu geçişler, çok fazla geçiş var. Niçin kullanılmış olabilir o dönemde? Bir gizlenme için mi yoksa evden eve geçişler için mi kullanılmış? Hayır, bu tamamen bir savunma yapısı. Yani dışarıdan bir düşman akını olduğu zaman
yer altına inip o büyük taş kapıları, bir tane girişte gördünüz zaten. O büyük taş kapıları yuvarlıyorlar ve arkasına bir ufak takoz koyduğunuzda o kapının açılması bir daha mümkün değildir. Dolayısıyla uzun süreli yaşamak için değil, tamamen bir savunma amaçlı burası. Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Yayını toparlayacak olursak hemen kameraman arkadaşımla birlikte az önce görüntülere getirmiştim ama bir kez daha sizler için görüntülemeye çalışalım. Bakın içeriye doğru girmeye çalışıyorum. Şurada, evet. Bir insanın zorlukla geçebileceği alanlar. Tabii buralar zaman içerisinde toprak yığıntılarından dolayı bazı noktalar kapanmış, ancak yapılacak çalışmalardan sonra burası turizme kazandırılacak. Hemen şöyle arkaya doğru dönüp bakacak olursak, tabii bu arada şunu da belirtmek gerekiyor. A Haber olarak ilk kez tünelin bu kadar derinine biz girdik. Hemen şöyle geriye doğru da çıkalım kameraman arkadaşımla birlikte. Yapılacak olan çalışmaların ardından bu devasal Türkiye'nin şu an en uzun yeraltı şehri turizme kazandırılacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.